Şimdi Bakü'ye gideceğiz. Bakü'de farklı bir heyecan yaşanıyor. Formula 1 heyecanı. Fatih Avanos karşımızda. Ondan alacağız detayları. Yarın koşulacak Grand Prix'si. Formula 1'in Bakü'de düzenlenecek olan. Azerbaycan'da Formula 1 heyecanı artık doruklara ulaştı diyebiliriz. Yarın antrenman turları, cumartesi sıralama turları ve pazar günü ise dev yarış gerçekleşecek. Dünya Grand Prix'sinin 4. ayı Azerbaycan olacak ve Azerbaycan aslında bu heyecana yabancı değil. 2016 yılından itibaren bu heyecan Azerbaycan'da yaşanmaya başlıyor. Bakü sokaklarında Azerbaycan bayrakları asılmaya başlandı. Artık pistlerde de son hazırlıklar tamamlandı. Yarışların tarihine birazcık değinecek olursak 2016 yılındaki ilk yarışı Nico Rosberg kazanmıştı. 2017 yılında Daniel Ricciardo ve geçtiğimiz sezonsa Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk gören isim olmuştu. Bakü sokaklarındaki en dramatik yarıştı geçtiğimiz sezon ve iki takım arkadaşı Verstappen ve Ricciardo'nun dördüncülük mücadelesi iki isim içinde hayal kırıklığı olmuş. Yaşadıkları kaza nedeniyle yarış hakemleri tarafından kınama cezası almışlardı. Biraz istatistik bilgilerini verelim. Bakü-Şehir pistindeki yarışlarda en hızlı tura Ferrari pilotu Sebastian Vettel 2017 yılında imza attı. Alman sürücü 1 dakika 43 saniyelik derecesiyle rekora imza atmıştı. Sıralama turlarındaki en hızlı turu ise McLaren Mercedes'ten Lewis Hamilton'a ait. O da sıralama turlarını 1 dakika 40 saniyelik derecesiyle pol pozisyonuna hak kazanmıştı. Hazırlıklarda sona gelindi demiştik başkent Bakü'de ve artık yarış heyecanı bekleniyor demiştik. Pistteki son gelişmelerde bu şekildeydi. Birazcık da Bakü'den şey yapalım, zaten turistlerin gözdesi Bakü ve pistte de en fazla Kız Kalesi ile içeri şehirdeki tarihi yerler en heyecanlı noktalar olacak. Pistin en keyifli noktaları olacak ve bütün dünya aslında başkent Bakü'yü izleyecek diyebiliriz. Tanıtım açısından da oldukça önemli. 67 ülkeden biletler satın alındı. Bunların %39'u Azerbaycan'dan, %61'i ise Azerbaycan dışından bu biletler satın alındı. En fazla bilet alan iki ülke Rusya ve İngiltere oldu. Onları Gürcistan, Hollanda takip ediyor ve Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer taraftan Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ise bu ülkeleri takip ediyor. 20 binin üzerinde yatak kapasitesiyle Azerbaycan aslında turistleri ağırlamak için hazır diyebiliriz ve bütün bu yatak kapasitenin dolduğunu da ifade edebiliriz. Formula 1 Dünya Şampiyonası 21 ayaktan oluşuyor ve 4. ayağını Azerbaycan'ın başkenti Bakü Grand Prix'si oluşturuyor. Azerbaycan bu dev organizasyondan 300 milyon doların üzerinde de bir turizm geliri beklediğini ifade edelim. Artık yarışmalarda sona gelindi. Bütün hazırlıklar tamam ve artık yarışmacı pilotlar bekleniyor. Yarın antrenman turları, cumartesi günü sıralama turları ve pazar günü ise dev yarış gerçekleşecek diyelim. Azerbaycan'dan notları bu şekilde aktarmış olalım ve sözü artık Ankara'ya bırakalım. Fatih Avanos Bakü'den aktardı. 3 gün sürecek Formula 1 heyecanının detaylarını sevgili seyirciler.